Merhaba arkadaşlar. Direksiyon sınavında araca bindikten sonra komisyon size neler soracak, orada neler olacak onlardan bahsedeceğiz şimdi. Dışarıda motor ve kaputla ilgili sorular sorulduktan sonra araç içine geçmeniz istenecek. Siz gelip koltuğa oturacaksınız. Yapmanız gereken ilk üç şeyi yapmanız lazım. Nedir onlar? Önce koltuk mesafenizi ayarlayacaksınız. Koltuğunuzu ayarlayacaksınız. Sonra emniyet kemerinizi takacaksınız. Sonra yarım kontak açacaksınız ve aynalarınızı ayarlayacaksınız. Aynalarımızı nereden ayarlıyoruz? Buradan ayarlıyoruz. Bu araçta burada arkadaşlar. Evet. Sonra komisyon başkanı sorulara başlayacak. Genellikle ilk önce gösterge paneliyle başlarlar. İki çeşit, iki türlü sorulabilir. Şu gösterge nedir? Bana göster der. Mesela hız göstergesi hangisi, devir göstergesi hangisi denilebilir? Ya da bana tanıt gösterge paneli der. Şimdi biz tanıtalım gösterge paneli. Gösterge paneli burası. İki tane büyük kadran var. Sağdaki hız göstergesi, soldaki devir göstergesi. Motorun gücünü gösteriyor. Bu da hızımızı, aracın hızını gösteriyor. Hareket halindeki hızını. Ortada dijital bir ekran var. Sağda yakıt göstergesi, solda hararet göstergesi, motor suyu sıcaklığını ifade eder. Buraya kilometre sayacı diyoruz. Yanan ikaz ışıkları var. Motor ikaz ışığı. Motorla ilgili bir sorun, bir arıza varsa bu motor çalıştıktan sonra yanmaya devam edecek. Çalışınca sönmesi gerekiyor. Akü şarj ikazı, yağ ikazı. Aynı şekilde motor çalıştıktan sonra bunlar yanmaya devam ederse orayla ilgili bir sorun var. Tamirciye gitmemiz gerekiyor. Sağ tarafa gidiyoruz. El freni çekili ikaz ışığı bunu el freni indirince sönecek ancak indirmezsek sönmez ve emniyet kemeri ikaz ışığı. Neden yanıyor şimdi bu? Çünkü ben henüz emniyet kemerini takmadım. Bunun da bir sebebi var bir şey izah edeceğim. Eğer sınavda siz bu soruları cevaplama aşamasına geldiyseniz yani gösterge panelini tanıtıyorsanız ve burada bu ikaz ışığı yanıyorsa emniyet kemerinizi unutmuşsunuz demektir. Sınavlarda bu durumla çok sık karşılaşıyoruz. Heyecandan öğrencimiz emniyet kemerini takmayı unutuyor. Bu sizin için bir hatırlatma olsun arkadaşlar. Bu ışık yanmaması gerekiyor. Eğer yandığını fark ettiniz, ha, emniyet kemerini takmamışsınız. Ve hemen emniyet kemerinizi lütfen takın. Sorular bitsin sonra takime düşmeyin çünkü unutursunuz muhakkak. Hocam bir dakika emniyet kemerini unutmuşum. Takayım diyeceksiniz, takacaksınız. Çünkü kimse size emniyet kemerini tak diye hatırlatmayacak. Ve emniyet kemerini takmadan yürüdüğünüz ilk anda elenmiş olacaksınız. Gösterge paneli bu. Sonra genellikle uygulanan sırayla gideceğim arkadaşlar. Kısa farlar nereden yakılır ya da farlar nereden yakılır diye sorulacak. Farlarımız burada direksiyonun hemen solundaki kol. Sinyaller de aynı kolla veriliyor. Size nereden yakılıyor? Şu nerededir denilirse burada buradan hocam diye cevap verin. Detaya girmeyin. Örneğin farlar nereden yanar? Şuradan hocam. Bitti. Yakmayın. Kısa farları yak derse yakın. Detaya girip kafanızı kurcalamayın, karıştırmayın. Söyle dedi. Kısa farları göster. Direkt arkadaşlar far konumunu yani şu küçük oku kısa far sembolüne götürün detaylayla hiç uğraşmayın. Kısa far yandı. Detaya gireyim şimdi ben küçük bilgi olsun. Şu anda burada kapalı konumundayız. Bu modelde otomatik mod var. Buraya aldığımızda hava karardığında ya da tünel gibi bir şeye girdiğinizde otomatik araç kendisi farlarını yakacak, tünelden çıkınca kapatacak mesela. Burası park ışıkları dediğimiz küçük ışıklar. Aydınlanma için, aydınlatma için kullanılmaz da arabanın fark edilmesi için. Yani bizi birileri fark etsin diye kullanırız. Bu da alaca karanlıklarda ya da gece bir yerde sabit duruyorsak. Park halinde durmuşuz, birini bekliyoruz. Araç içindeysek bunu yakmalıyız. Sembolü de şurada çıkıyor. İki yana parlayan yeşil ışık. Bir daha çevirdiğimizde kısa farlar yanacak. Şurada sembolü var. Uzun farı yakmak için ise kolu ileri itiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gösterge panelinde mavi bir sembol belirdi. Diğer yeşili söndü ve çizgileri ileri doğru yere yatay bir şekilde uzağa gösteriyorum anlamını taşıyor. Tekrar kısa farı yakmak için kolu kendimize çekip bırakırsak işlemi tamamlamış oluruz. Farları kapatıyorum. Kapattım. Selektörü nasıl yaparız? Nadiren sorarlar. Kolu kendimize kısa kısa çektikçe uzunlar yanıp söner. Gündüz de selektör yapabiliriz. Gece de selektör yapabiliriz. Evet. Sınavda araç içi sorularını eğer komisyon başkanı uzatıyorsa, detaylar soruyorsa arkadaşlar, sizi çok heyecanlı gördüğündendir. Yoksa çok fazla detaya inmezler. Sordukları sorunun ana hatlarıyla beşini bilmeniz onlar için yeterlidir. Yani fazla soru soruyorsa komisyon bana çok taktı, çok uğraştı gibi düşünceler gelmesin aklınıza. Çünkü sizi rahatlatmak için soruyorlardır. Sinyal kolu yine burası. Sağ sinyal ver derler ya da sol sinyal ver derler. Gösterirsiniz. Bu kadar. Silecekler nereden çalışır dendi? Silecek kolu burası. Buradan hocam. O soruya bu cevap. Buradan hocam. Çalıştır derlerse çalıştıracağız. Bununla ilgili detay anlatım videosu kanalımızda var. Oraya müracaat edebilirsiniz. Sonra aracımız kaç vitesli denebilir. Bu araç toplamda 7 vitesli. Nasıl? 6 ileri bir de geri olmak üzere 7 vitesli. Sonra kaç çeşit fren var denilebilir. 2 hocam. Biri ayak freni, diğeri el freni. Söyleyeceğiniz tek şey bu. Şu eğitim frenini karıştırmayın sakın. Gereksiz. Çünkü ge Normal arabalarda bunlar yok. Bunlar eğitim araçlarında var biliyorsunuz. Sonra iç aydınlatma lambası nerede denilecek? Şurada. Tavan. İç aydınlatmadan kasıt aracın içini aydınlatan lamba. Buradan hocam. Cevap bu. Nerede? Burada. Yak derse yakarsınız arkadaşlar. O zaman bahsedeyim ben. Şurada bir düğme var. Şu anda orta konumda. Şu sembolden de anlayacağınız üzere kapı açılınca yanacak. Şurada sürekli yanıyor. Burada kapalı. Kapı açılsa da kapalı arkadaşlar. Yanmayacak. Detay bilgi. Yolcu okuma ışığı, sürücü okuma ışığı. Evet. Araç içi aydınlatma lambası neredeymiş? Buradaymış. Sonra dörtlüleri nereden yakarız diyebilirler. Önemli bunu bilmek gerekiyor çünkü arkadaşlar genellikle soruluyor. Dörtlü flaşör buradan yanar. Ne demektir? Ne zaman yakarız? Şimdi yaktım ben bunu. Ve gösterge panelinde de tüm sinyallerin yandığını gösteriyor. Dört köşedeki dört sinyalimiz sarı olan ışıklar yanıyor. Sinyal ışıkları. Dörtleri nerede ne zaman kullanırız? Kaza ya da arıza halinde. Hani reflektörü de açıyorduk ya o durumda. Dörtlüyü de açacağız arkadaşlar. Bir de acil durumlarda. Nedir acil durum? Ambulans vazifesi görüyorsunuz. Hastaneye hasta yetiştirmeye çalışıyorsunuz ya da bir başkası onu yapıyor. Yolda hızlı, yol isteyerek, dörtleri açık bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Yol vereceksiniz ona. Ya da yavaş yavaş gidiyor. Dörtleri açık. Bu da bir arızası, bir sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Ona da yol vereceksiniz. Kapatıyoruz. Bunun üstünde merkezi kilit sistemi var. Buna bastığımız zaman kapılar içeriden kilitlenir. Dışarıdan kapılarımızı açamazlar. Arabada çocuk falan varsa bunu kullanmanızı öneririz. Kapattık. Burası medya grubu. Radyo vesaire detayı sormaz sana. radyoyu aç kanalı değiştir falan gibi şeylerle uğraşmazlar arkadaşlar. Havalandırma kısmına geldik. Bu da en son sorulan sorulardan birisidir. Anlatayım ben. Ortadaki düğme Fanı açma, kapama ve hızını belirleme düğmesidir. Soldaki düğme ısı sağ tarafa çekersek, kırmızı alana çekersek kalorifer vasıtasıyla içeriği ısıtır. Sol taraf kaloriferi kapatır. Dışarıdaki hava neyse onu verir bize. Soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak. Sağdaki düğme havalandırmanın yönünü belirtir. Göğüs göğüs ve ayaklar, sadece ayaklar, ayaklar ve ön cam, sadece ön cam. Bu düğme klima düğmesi. Fana açtıktan sonra buna basarsak yanacak. Soğutma ile ilgili arkadaşlar. Yazın temmuz sıcağında aracın içini soğutmak isterseniz buna basacaksınız. Bu da hava sirkülasyonu ile ilgili. Dışarıdaki hava şartları içeridekiden daha kötü ise buna basıyoruz. dışarıda toz, duman, koku, gaz, aşırı sıcak, aşırı soğuk varsa içeriği korumak için buna basarız. Örneğin tünele gireceksiniz. Uzun bir tünel, bolu tüneli gibi diyelim. İçeri egzoz gazı doludur aklınızda bulunsun. Tünellerin içi egzoz gazı doludur, zararlı. Tünele girmeden önce bu düğmeye basmalısınız. Tabii ki camlarınız da kapalı olmalı. Bir müddet sonra o düğme kendiliğinden kapanır çünkü dışarıdan taze hava gelmesi gerekiyor. Evet, düğmeyi kapatıyoruz. Sorulacak başka soru? aracımız kaç viteslidir? Bu araç toplamda 7 vitesli. 6 ileri 1 de geri olmak üzere 7 vitesli. Korna da burada. Şu detay düğmeleri sormazlar arkadaşlar. Araç içiyle ilgili sorulacak tüm sorular bunlar. Başarılar diliyorum.